Evet, mühendis arkadaşlarımız var, Oktay Aslan Bey. O da bunun teknik bakımlarını yapıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu tutuma iyi bakın. Biraz yaklaştır arkadaşım. Ha. Bu uzaktan çok iyi görünmez ama yakından şöyle çekildiği zaman bak altlarını görüyor musunuz? Altlarındaki meyveleri görüyor musunuz arkadaşlar? Ağacın her tarafı böyle maşallah. Biz diğer ağaçları da biliyoruz. O birkaç tane daha çekebiliriz sizin için göstermek maksatıyla. Bunun budamasını ben yaptım. Teknik bakımını da dediğim gibi Osmaniye'de zeytin üzerine çalışan, başka tarla bitkileriyle ilgilenmeyen, sadece zeytinle ilgilenen Oktay Aslan Bey bu teknik bakımını yaptı. Sahibi arkadaşımız da sağ olsun ilaçlarını, gübrelerini zamanında atıyor. O bizim yüzümüzü güldürdü. Bundan sonra da bakımına bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Bunun budamasından bahsedelim biraz da arkadaşlar. Bunun budamasını geçen sene daha önceleri fazla meyve tutmadığı için bu sene dal sayısını biraz fazla bıraktık. Meyve alalım diye. Zaten olması gereken de o. Ağacı budarken çok fazla dal kesmemek lazım. Çünkü neden derseniz zeytin ağacı yani dalından meyve veriyor. Odununun bir işe yaramadığını biliyorsunuz. Şurayı da bir alalım arkadaşlar. Bak buraları, arkası, öne, her tarafı maşallah yani. Gördüğünüz gibi dökülme yok. Çiftçi arkadaşlar. Şunun dibine de şöyle bir gösterirseniz. Dökülme yok. Çok harika bir şey. Hani bu kadar yoğun tutmasına rağmen, bu kadar ağaç canlı olmasına rağmen yani dökülme yapmamış. Bu tabii bakımla ilgili. Bir de sahibinin titizliğiyle alakalı bir şey. Çünkü zamanında gününde bunların ilaçları verildi. Bu budamadan sonra hafif bir seyretme yapacağız bunların arasında. O sebebi de ışık ve rüzgarın güneşin görmesi için. Hani ilaçlama yaptığımız zaman, buradan ilacı sıktığımız zaman içine geçmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu kısa videomuzu da bu şekilde tamamlayalım. Sizi sıkmayalım. İyi günler, hayırlı işler, bol kazançlar.